Kedi maması bittiği için bugün kedilerime biraz tavuk suyu ve e, köpek maması verdim. İlk başta biraz şaşırdılar. Alıştıkları o küçük ve leziz e, kedi mamalarından sonra köpek maması biraz büyük geldi. Sert ve tabii ki daha yavan. Ama ona da alıştılar. Demek ki insan aç olunca ya da canlı e, her şekilde yeni şartlara alışabiliyor ama tabii çok mutlu olduklarını söyleyemem. Gün içerisinde defalarca gıda alıyoruz, besleniyoruz. Ee, sonrasında nitelikli gıda arayışına giriyoruz. Çünkü aldığımız gıdalar bir şekilde sağlığımızı, duygularımızı, davranışlarımızı etkiliyor. Her bölgeye, her yöreye göre de beslenme alışkanlıkları, davranışlar ve bununla beraber e, insan psikolojisi. ...değişiyor... ...psikoloji ve beslenme arasında nasıl bir... E, ...bağlantı olabilir... ...aslında... ...çok bağlantılı... ...mesela... E, ...Orta Asya... ...yoğurdun... ...kefirin... ...kımızın... ...çıktığı yer... ...ve bu insanlara baktığımızda daha böyle... ...yuvarlak hatlı, daha sakin mizaçlı ...daha güçlü kemik yapısına sahipler... Ve e, olaylara karşı daha e, çözüm odaklı ve mülayim insanlar. Biz artık bunu laboratuvarda çıkan sonuçlarla somutlaştırıyoruz. Beslenmenin e, insan davranışları, sağlığı, psikolojisi üzerinde çok etkili olduğunun. Şimdi modern anneler e, pek çok teknik biliyor. Eskiden de bunlar biliniyordu. Ama e, ne için yapıldığı? bilinmiyordu. Yani farkında olmadan yapıyorduk. Bu e, yeni olarak kullanılmaya başlayan tekniklerden bir tanesi de bakliyatları çimlendirme. Çünkü bitkilerin tohumlarında, köklerinde ya da e, yoğunlukta olarak başka bölgelerinde fitik asit oluyor. Bu aslında bitkinin kendisini koruması için geliştirdiği bir sistem bitkileri Doğal hayatta kalabilmek, tohum bağlayabilmek, neslini sürdürebilmek için geliştirdiği bir sürü teknik ve yöntem var. Bunlardan bir tanesi de bu asitler. Şimdi bu asitleri biz aldığımızda bedenimiz yoruluyor. Bu yorgunluğu aşmak adına, bunu önlemek adına da bakliyatları çimlendiriyoruz. Yazın 8 saat, kışında 10-12 saat oda ısısında bakliyatları bir suyun içine koyuyoruz. Daha sonra gün içinde veya gün sonrasında bu suyu süzüyoruz. Tabii bu suyu dilersek e, çiçeklerimizde ya da bahçemizde kullanabiliriz lavaboya dökmek yerine. Ee, daha sonra yeterli oranda filizlendiğinde yani yaprak çıkarmayacak. Mesela mercimek filizlendirdik. Mercimekler e, filiz çıkaracak ama yaprak çıkarmayacak. Çünkü artık yaprak çıkardığında bu sefer farklı bir. E, büyüme aşamasına geçiyor ve bizim için zehirli olabilir. İşte o sınırı iyi bilmek gerekiyor. Filizlendirme aşamasında tüketmek gerekiyor. Bu bizim için çok faydalı. Bağırsakta, bağırsağımızdaki faydalı bakterilerin e, çoğalmasına sebep oluyor. Bu anlamda e, bedenimizi kuvvetlendiriyor. Gün içerisinde bağırsaklarımızda sindirilmemiş besinler, amino asit, amonyak, bakteriler. Yani birçok e, madde var. Bu bağırsak yükünü azaltıyor ve onu daha sağlıklı hale getiriyor. Şimdi burada yine geri dönüşüm için biriktirdiğim var var. İşte en çok çıkan atıklardan bir tanesi mama poşeti. Ben e, her ay mama alıyorum ve acaba diyorum bu poşetler dönüştürülebiliyor mu? Çünkü içerisinde e, gıda artığı kalıyor, yağ artığı kalıyor. Şu cam da geri dönüşüme gidecek. Şu yürüyüş yaptığımız yerdeki e, çeşmenin altına konacak. Çünkü orada hayvanların su içebileceği bir yer yok. Çeşme yapılmış, su akıyor ama bir e, şey yok orada yani bir gereç yok suyun birikebileceği bir şey yok şunlar da yine cam atıklara gidecek böyle bir tencere var köyde biz e, bulaşığı eskiden kostikle yıkardık yani aslında böyle düşününce çok akla yatkın gelmiyor ama e, köy yerinde her zaman çamaşır suyu bulunmadığı için e, kostiği bulaşıklarda kullanıyorduk bu da sanırım e, kostikle suda kalmış ve dibinde böyle şeyler vardı pütürlü artık aşındırmış yani orada bir korozyon olmuş nasıl e, toprak aşınıyor materyaller de metaller de aşınıyor burada bir korozyon olduğu için ve içerisine gıda girdiği için bunu da bahçede değerlendiriyorum bunlar yağlarımız bunları hala geri dönüşe götürmeyi e, düşünüyorum çünkü şehir merkezinde atık yağ e, bidonu yok çok uzakta. Onun için o yaklaşık bir aydır orada bekliyor. Şimdi şunu da şöyle atayım. Şimdi geri dönüştürülebilir olduğunu nereden anlıyoruz? Şöyle üreticiler işaret bırakıyorlar. Bu geri dönüştürülebilir anlamına geliyor. Şurada çöpe atıyor. Burada adres bilgileri de var. Şimdi bizim beslenmemiz önemli. Hayvan beslenmesi de önemli çünkü onların da duyguları, davranışları, sağlığı, psikolojisi direkt olarak bizi etkiliyor. Şimdi ben piyasadaki en uygun mamalardan bir tanesini alıyorum. Bunun içerisinde de buğday, mısır, işlenmiş hayvansal protein yani biftekli diye alıyorum bunu. Hayvansal protein deyince herhalde bifteği kastediyor buğday kepeği, bon kalit, hayvansal yağ, kurutulmuş şeker pancarı, ciğer aroması, çok ilginç, ee, yani ciğer değil aroması var, keten tohumu, tuz, bu tuza da çok şaşırdım. Çünkü benim bildiğim kadarıyla zaten buğdayın, buğday kepeğinin içinde doğal tuz var. Ayrıca tuz katılmasına gerek yok. Hayvanların buna ihtiyacı yok ve böbreklerine zararlı diyebiliyorum. Ama niye tuz koyuyorlar onu anlayamadım. Kuru bira mayası bu çok faydalı. Tüylerine parlaklık veriyor ve bağışıklık sistemini geliştiriyor. Ayrıca bunlar tablet olarak da satılıyor bira mayası. Mineraller kalsiyum, fosfor, sodyum, iot, çinko, bakır, potasyum, klorür, demir, selanyum, vitaminler, vitamin A, D, E, C, vitamin B1, B2, B3 parantez içinde Niasin), B6, B12, B7 parantez içinde biyotin, B9 parantez içinde folikasit, vitamin K, kolin, kalsiyum, pantotenat. Bu şekilde burada eski mamadan sonra yeni mamaya geçiş sürecini anlatıyor. Şimdi bir mama kullanıyoruz. Başka bir maya geçtiğimizde hayvanlar bedensel olarak tepki verebiliyorlarmış. Çok ilginç ama böyleymiş. Bunun da çözümü ve tablosu burada verilmiş. Benim merak ettiğim geri dönüştürülebilir mi? Yani bununla ilgili bir belirteç var mıydı? Ve bunu orada gördüm. Şimdi geri dönüşüm kutusuna onu götürüyorum.